Ben de Deneci İsmail Akar. Radyoların başında bulunan tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar diyen dinleyenler. Yine özel bir konuğumuz var. Adı üstünde gündem özel olunca özel konuklarımızla birlikteliğimiz devam ediyor. Uzun zamandır stüdyomuza konuk etmemiştik. Çok yoğun programı içerisinde zaman ayırdı geldi. Adalet Kalkınma Partisi AK Parti Milletvekili, Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya. Sayın Özkaya, stüdyomuza ve Gün FM'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Sizlere ve bizleri, bütün radyoları başında dinleyen Gün FM dinleyicilerine hayırlı günler diliyorum. İyi seçimler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada diğer dinleyenler hem internet Gün FM net adresimizden hem de Facebook'tan canlı yayınımız devam ediyor. Sosyal medyayla alakalı olanlar takip edebilirler anlamında bununla hatırlatalım ve söyleşimize başlayalım. Sayın Özkaya, çok yoğun bir seçim programına devam ediyor. Kaldı 5 gün. Nasıl geçiyor seçim? İnanılmaz yoğun geçiyor ve son derece de bizim açımızdan inşallah bereketli, faydalı geçiyor. Afyonkarahisar il merkezimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizin büyük kısmına, gücümüz yettiği kadar büyük kısmına yetişmeye gayret ediyoruz. 3 milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkan adaylarımız, ilgili meclis adayı arkadaşlarımız, teşkilatlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve genç kurulları, herkes bir program dahilinde, seçim koordinasyon merkezimizin verdiği program dahilinde adım adım Afyonkarahisar'ı tarıyoruz. Şimdi bakıldığı zaman 3 milletvekilinin dışında çok sık da bakanlar gelmeye başladı. Evet. Hatırlatmak babından gelen bakanlar ve geldikleri zaman heybede ne bırakıp gittiler onu da bilmeyenler. Tabii çok önemli. Birincisi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey geldi. Murat Kurum Bey geldiği an hemen derhal belediyelerimizin bir kısmına makina, ekipman, bir kısmının borçlarla ilgili nakit para ve ayrıca da Afyonkarahisar Belediyeler Birliği'ne aşağıdaki güney ilçelerimizdeki Dinar, Daskır, Başmak, Cevciler ilçelerimizin uzun süredir katı atık çöpleriyle ilgili bir işlem yapamadıklarından dolayı 1,5 milyon nakit para gönderdi ve oraların çöpleri de Afyonkarahisar'a gelecek. O bölgelerinde çöplerin temizlemesiyle ilgili para gönderdi. Hemen Afyonkarahisar merkezde, il merkezimizde alt gelir grubumuza 750 tane konut yapılmasıyla ilgili talimat vermişti. Şu anda bunlar ihaleye çıktı. TOKİ var. Tabii tabii. Küçük evet. Çobanlı bölgesinde 500 tanesi 2+1, 250 tanesi 3+1 olmak üzere alt gelir grubumuza bunlar çıktı. Akabinde millet bahçesiyle ilgili talimatlar verdi. Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Zeybek için kentsel dönüşüm bölgesi olan hem İmaret Camii'nin üst tarafı arka kısmı hem de Mısri Mahallesi ve Mısri Camii'nin etrafındaki bölgelerle ilgili değişim ve dönüşümle ilgili talimatlar oldu Sayın Bakanımızın. Bu konularla çalışma devam ediyor. Yine Afyon sokak sağlıklaştırmasıyla ilgili 100 konakta restorasyon oldu. Ya 260 konak daha restorasyon olacak. Bunlarla ilgili de kaynak aktaracak ve inşallah Mehmet Zeybek Başkanımızı seçtikten sonra da devam edecek. Şimdi birinci bakanımız Murat Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey bunları bıraktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Akabinde Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler Paşa, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız geldi. En verimli, en geniş verimli programlardan birisi bu. En üst düzeyde de bir katılımla bu zamana kadar Afyon'a değil mi? Evet, şimdiye kadar anlamda. Bu mevcut statüde Milli Savunma Bakanı'na bütün kuvvet komutanı, evet. Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı Cumhuriyet'in kurulusu Kurtuluş Savaşı'ndan beri ilk defa. Bu çok önemli ve Afyon'a verilen değeri gösteren sayın komutanlarımızı 26 Ağustos Zafer Haftası'na da davet ettik. İnşallah fırsat bulurlarsa onlar da gelmeye gayret edecekler. Burada 5 tane temel konumuz vardı sayın bakanlarımıza, sayın komutanlarımıza söylediğimiz. Garnizonun millet bahçesi olarak düzenlemesi mahallinde gördük ve bu konuda sayın bakanımız bir talimat verdi. Çalışma başladı. İnşallah hem askerimizin ihtiyacı hem de milletimizin, Afyonkarahisar'ımızın, belediyemizin ihtiyacına uygun orada millet bahçesi olacak. Bu güven evlerinin oradaki güven evler, örnek evler bulunan bölgede olacak. Şimdi yeşil alanlarıyla, ön taraflarıyla başlanması düşünülüyor. Buna göre askerli birliğimiz ve belediyemiz müştereken süreci yönetecek. Tamamı değil herhalde, bir kısmından başlayacak. 430 bin metrekarenin, evet. Yani ilk başta tabii ön tarafın arkada depolar var. Onlar da milli servet. Onların ihtiyacına göre uygun bir zaman diliminde süreç içinde çözülecek. Aşama aşama çözülecek. İkincisi mühim olanı Afyon askeri havaalanının sivil uçuşlara açılmasıydı.
Bu konuda Sayın Komutanımızdan, Sayın Bakanımızdan söz aldık ve inşallah bundan sonraki sürece biz milletvekilleri olarak Ulaştırma Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz ve Afyon-Karahisar'da sivil uçuşlara açılacağı havaalanına apron yapılması, terminal binası yapılması ve düzenlenmesi konusunda gayret sarf edeceğiz. Daha önce Zafer Havaalanı'nın yapılma sebebi askerin bu havaalanını sivil uçuşlara açmamasıydı. Yani efendim niye şimdi buraya açtık, bura varken neden orası yapıldı diyebilir bir kısım hemşehrilerimiz. Geçmişte ben 2007'de milletvekili adaydım. O tarihte çok uğraşıldı. Sayın Bakanımız, Sayın Veysel Eroğlu Bakanımız, Sayın Açlı Bey vekilimiz, diğer vekillerimiz, Ulaştırma Bakanımız, şimdi İstanbul adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey, ama o tarihte asker burası NATO'nun İncirliği yedek üssüdür diye kabul etmiyordu. Gelinen noktada Türkiye asker sivil, o gün Sayın Bakanımızın söylediği çok güzel bir şey vardı. Türkiye tek bir devlettir, askeri de sivili de bir bütündür. Buna göre ihtiyaçları beraber değerlendireceğiz dedi. O zaman şöyle bir daha bir dinleyenlerimize ayrıntılı bilgilendirelim. Hani Zafer Havaalanı yapıldıktan sonra buranın sivil havaalanı olarak açılmasına hani daha önce nerelerdeydiniz? Neden böyle? Bunu diyenler cevabı net olarak vermiş oluyor. Evet, net bir şekilde. Asker engelini aşamadık. Zaten Hava Kuvvetleri Komutanımız Hasan Küçük Akgüs Paşa aynen şunu söyledi. Ben o tarihte Kütahya'da komutandım. Kütahya Havatogayı'nın komutanıydım ve bizim askerler biz vermedik. Verilmediği için de bu yaptı diye orada bütün heyetin huzurunda söyledi. Evet. Sebebi bu. Üçüncüsü ve en önemli taleplerimizden birisi bir askeri birliğin, acemi birliğinin gelmesiyle ilgili talebimiz oldu Afyonkarahisar'a. Bu konuda da değişik yerleri önerdik ve en önemli olabilecek yakın yerlerden birisi Afyon Şuhut Çevreli Kavşağı'ndan 35 kilometre ileride olan SEKA arazisi, 2500 dönüm arkasında dağı, atış alanları, her türlü komando eğitimi bile yapılabileceği geniş bir alan var. Bu konuda kara kuvvetlerinden bir heyet talimat verildi. Garnizon komutanlığımız bütün bölgenin hava fotoğraflarını dronlarla tespit ettiler ve kuvvete gitti. Şu hemen an çalışma başladı. Hemen o gün derhal evet. Ve arazinin sahibi Sayın İbrahim Alimoğlu Bey'den de bütün bilgileri alındı. Ankara'ya gitti. İnşallah bunu takip ediyoruz. Seçimden sonra da amacımız Afyonkarahisar'a büyük çaplı bir askeri birliğine gelmesi konusunda. Acemi birliği. Acemi birliği. Evet. Tabii belki bir usta birliğinin kaydırması olabilir büyük şehirlerde. Şimdi burada bizim amacımız Afyonkarahisar'a bir büyük birliğin gelmesi, Afyon'un ticaretine, ekonomisine, sahil hayatına, canlanmasına katkı sağlanması. Çünkü bacasız fabrika denilen ustalardan birisi de askeri birliklerdir. Malum bunun en iyi örneği yakınımızda Isparta'dır, Kütahya'dır. Burdur'dur. Evet, bedelli askerlik konusunda bunu yaşayarak görüyoruz. Yine bir başka talebimiz de komutanımızdan mevcut İkmal Fabrika 8. Ana Depo'daki askeri fabrikamızın daha etkin ve verimli hale getirilmesiydi. Bu konuda da Sayın Komutanımız bizzat mahalleyi gezdi. Gerekli talimatları verdi. Daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz dedik. Beşinci talebimiz de bizim hemen AFSÜ, şimdi Mavi Aslan olarak bilinen Sağlık Bilimleri Üniversitemizin karşısındaki 750 bin metrekare arazide bir termal şehir kuracağız. Bu termal şehrin bir kısmında gazilerimizin, asker, polis, sivil gazilerimizin, yaralarımızın da Ankara, Beytepe'deki gaziler fethedildiğimiz yerin bir bölümünün burada Milli Savunma Bakanlığı tarafından girilmesiydi. Sayın Komutanımız bu konuda da gerekli çalışma talimatını verdi. İnşallah bunu da hep beraber takip edeceğiz. Beş talebimizin beşine de olumlu yaklaşıldı. Bunların tabii bir kısmının zaman alabiliyor. Ama şurası önemli. AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki milletvekilleri, yöneticileriyle Sayın Milli Savunma Bakanımız tam bir bütünlük içinde merkezi hükümet, yerel yönetim bir ve beraber olarak Afyonkarahisar'ın taleplerine olumlu bir şekilde cevap vermiş oldu. Evet. Üçüncü bakanımız, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca geldiler. Sayın Fahrettin Koca Bakanımızla da Afyon'un bütün sağlık konularını konuştuk. Hemen 250 yataklı bir fizik tedavi hastanesi var. Mevcut devlet hastanesinin yanında yapılacaktı. Fakat üniversite rektörümüz, AFSÜ rektörümüz Nurullah Hoca bunun mevcut üniversite hastanemizin yakında bir yer yapılmasını, o bölgenin hem termal sudan yararlanmak hem üniversitenin ile beraber yapılmasını
daha uygun olacağını söyledi. Sayın Bakanımız da bu, bizler de makul dedik bu talebe. İnşallah bir 250 yataklı ilave fizik tedavi hastanesi yapılmasıyla ilgili. Mavi hastane olarak bilinen üniversite. Üniversite hastanesi. O bölgeye, evet, o bölgeye uygun yeri arkadaşlarımız belirleyecekler. İnşallah oraya bir fizik tedavi hastanesi yapılacak. Bir. İki, ilimizdeki ve bilhassa ilçelerimizdeki uzman doktor eksiyle ilgili Sayın Bakanımızdan kesin bir talimat aldı arkadaşlarımız. Bütün atama kurallarına... Sayın Bakanım aklınızda var mı? İlçelerde toplam... Şöyle, şu anda 297 uzman doktorumuz var. Bütün, evet. Afyonkarahisar'da. 2 yaş nedir? Bolvadin'de mesela 16 uzman doktorumuz var. Sandıklı'da 14 civarında, Dinar'da 12 civarında. Bizim ortalama bir 100 kadar daha ilçelerimiz, açığımız var. Sorun şu, çok fazla özele gidiyor. Özele gittikçe doktorlarımız. Bir de eskiden mesela bir dahiliye doktoru diyorduk. Şimdi dahiliye, göğüs, efendim üst enfeksiyon, yani bir branşın 5 tane ana branşı oldu. Her ayrı branşlardan uzman doktorlar gerektiği için uzman doktorların tedavisi konusunda ve gelinmesi konusunda Sayın Bakanımız talimat verdi. Bolvadin Devlet Hastanesi, Emirdağ Devlet Hastanesi, Başmaçı Devlet Hastanesi'nin yapılmasıyla ilgili süreçlerde daha hızlandırılması talimatı verdi. Devam eden ana çocuk sağlığı 112 acillerle ilgili 5 tane ambulans verdi. 5 ambulans daha verecek inşallah. Yine bizim ısrarlı taleplerimizden birisi, ben seçimlerde de her gittiğim yerde söyledim. İnşallah bunu takip edeceğiz. Tabii bunlar bir süreç işi. 750 ve daha fazla nüfus olan bütün köylerimizden bir ebe hemşire verelim istiyorum. Oralarda onlar sürekli kalsınlar. Çok önemli. İlk, evet, anda müdahale edebilecek, iğneleri yapabilecek bir ebe hemşire. Bu konuda da her defasında atamalarda bir pozitif ayrımcılık yapalım dedi Sayın Bakanımız. Çünkü Afyonkarahisar nüfusu dengeli bir dağılım. Arazi çok geniş, evet. 14.500 kilometre. Bu 14.500 kilometre şehir ve köy kırsal yaşantısı eşit, %50-%50. Öyle olunca coğrafya geniş, coğrafya geniş olunca da ihtiyaç tabii çok fazla oluyor. Sayın Bakanımız bu konuda da gayret etti. Yine Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Muhammed Güven Bey ile Bolvadin Alkolit Fabrikası'na gittik. Bolvadin Devlet Hastanesi'ni inceledik. Bolvadin Alkolitlerinden ilaç elde edilmesi hususunda Sağlık Bakanımız gerekli talimatları verdi. Bunları daha yoğun şekilde takip edeceğiz. Termal şehir projesini Sağlık Bakanlığımız ciddi manada önemsiyor ve buranın sağlık endüstri bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir işte kanun normalı Cumhurbaşkanı kararnamesinin konusunda bir müzakerede bulunduk. Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bunun çözülebileceğini düşündüğünü söyledi ve inşallah, çünkü Ankara Bilkent Hastanesi'nin bulunduğu bölge, İstanbul'daki yine şehir hastanesi bölgeleri, bunları sağlık endüstri bölgesi olarak ilan edelim. Dolayısıyla sağlık sektörü ilaç, tıbbi cihaz vesairenin geliştirilmesi daha kolaylaşsın, daha ciddi manada yatırımlar gelsin düşüncesi var. İnşallah Afyonkarahisar da bizim üniversitemiz ve karşısındaki olan termal şehir bölgemizde sağlık endüstri bölgesi ilan edilmesini önerdik. Bunu da takip ediyoruz. Yani Sağlık Bakanımızdan da en önemli başlıktaki proje bu. Yine Sandıklı Devlet Hastanesi'nin yerinin değiştirmesi. Devlet Hastanesi var. Yeni binada yapıldı ama iki binanın senkronizasyonu uygun olmadığı için verim sorunu yaşanıyor. Evet, evet. Onun da daha uygun bir yol kenarında, ana yol kenarında yere yapılması ile ilgili çalışma. Öngörü yapıldı mı? Onu arkadaşlar tabi uzmanlar, evet, mahalline gidip bakacak. Şimdi ezbere konuşmak yanlış olur. Bunlar konusunda mutabakat sağlanmış oldu. En son da Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanımız Fatih Dönmez Bey geldi. Afyonkarahisar deyince akla gelen 5 maddeden birisi mermer, madencilik sektörü. Çok önemli. Mermerdeki, madencilik sektöründeki yöneticilerimizle, bütün iş adamlarımızla bir toplantı yaptık. Sektörün izinleri hem Orman Bakanlığı'ndan hem Enerji Bakanlığı'ndaki izinlerinin daha hızlandırılması, netleştirilmesi konusunda ve sanayicimizin, iş adamımızın önünün açılması konusunda talepleri bulundu. Bu talepleri de biz de aynı talepleri ilettik. Sayın Bakanımızın çok güzel bir fikri var. İnşallah bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşacağız, takip edeceğiz diye. Tek adımda sorunu çözmek. Yani biz diyor Enerji Bakanlığı olarak maden müracaatlarını alalım. Ormanı da biz takip edelim. Tarımı da biz takip edelim. İl özelliğinde, Çevre Bakanlığı'nda hepsini biz takip edelim. Bir düşüncemiz vardı. Eğer onu
başarabilirsek süreçleri çok daha hızlandırmış olacağız ve çok daha verimli, hızlı bir çözüm üreteceğiz. Yine Dinar ilçemize gittik. Dinar ilçemizde Domba Yuvası'nda 1 milyar ton lignit kömür var. Bunun 3/4'ü 30 milyar, yani 40 milyar dolarlık devasa bir orada maden var. Bunun daha hızlandırılmasıyla ilgili ciddi bir etüt yapıldı. Bu etüt bitti. Fakat kazık aralıkları zannediyorum 400 metreye bir kazık çakılmış veya daha az da olabilir. Bunun aralarına birer daha sondaj yapılması gerekiyor. 200 metreye. 200 metreye belki. Yani kömürün kalitesi, verimliliği, alanları tespit etmesi gibi. Bu bir belki bir yıl sürebilir. Ondan sonra da inşallah inşaat süreciyle ilgili. Bölgenin kaderi değişir böyle. Bütün Türkiye'nin kaderi değişir. Yani, yani bölge Afyon, o evet. Dinar, Sandıklı, Keçiborlu, Isparta, Burdur, Afyon hepsi Çivril. Çok ciddi bir potansiyel var. İstihdam anlamında. İstihdam anlamında. Her şey değişir yani. Evet. Zaten o kadar 1500 ile 3000 belki de 5000 inşaat sektörü sezonunda 5000 sonra 3000 civarında insanın çalışacak. Asgari 1500 bu 3000 de ortalaması düşünülüyor. Miktar olarak ne kadar demiştin? 40 milyar. 40 milyar dolar. 1 milyon 1 milyar ton. 1 milyar ton lignit kömürü. Büyük bir enerji. Tabi orada rüzgar var. Hidroelektrik santral var. Güneş var. Yine Sayın Bakanımız çok güzel bir şey daha söyledi. Bu hayvan atıklarından biyogaz üretilmesiyle ilgili bir cihaz geliştirmiş Enerji Bakanlığı. Şimdi bu cihazı daha seri üretime geçip diyor ki 3 büyükbaş hayvan olan bir ailenin elektrik enerjisi, aydınlanma enerjisini karşılayabileceği bir cihaz oluşturulmuş. Bunların gübresiyle bunu çözeceğiz. Bu 50-100 hayvana geldiğinde belki bir köyün elektrik enerjisini karşılayacak sistemi daha seri üretimle. Ben de dedim ki yani bunu belki o köyden Orman Bakanlığı'yla Enerji Bakanlığımızı bir araya getirebiliriz. O köyden başlayarak orman köylerimizde evet. Yaygınlaştırabiliriz dedik. Bu konuya çalışacağız. Yeni dönemde bizim köylerimiz açısından çok önem verdiğimiz bir husus, iki husus var. Enerji Bakanlığı'yla kısmen de ilgili. Birincisi Çay bölgesinde il özel idaremiz sıcak asfalt şantiyesi kurmaya başladı. Evet. Bu kuzey ilçelerimiz. Çay, Bolvadin, Emirdağ, Sultandağ, Şuhut, efendim Çobanlar, İhsaniye bu tarafı bütün ilçelerimizin köy yollarını sıcak asfalt yapacağız. İnşallah 5 yıllık hedef. Bir sıcak asfalt plantında Sandıklı Dinar arasında kuracağız. Onun da güney ilçelerimizi önümüzdeki 5 yılda bütün köy yollarını sıcak asfaltla yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de İl Genel Meclisi marifetiyle evet. yapacağız. 10 milyon liralık birincisinin ihalesi ve malzeme alımı kamyon, 6 kamyon, 2 finişer, silindirler alındı. İhale yapıldı. İnşallah sezona yetiştireceğiz. Hedefimiz o. Diğer tarafı da yaptığımızda tabii en pahalı madde asfalt bitüm denilen petrol türevi bir madde. Bunu da Sayın Bakanımız dedi ki yani bunu acaba biz Irak'tan belediye olarak özel olarak doğrudan ithal etsek o zaman dedi ki ya bizim tipik şirketimiz bunu ithal ediyor. Tipik genel müdürüne talimat verdi. Bugünkü mevcut piyasadan %20'ye daha ucuz alabileceğimiz belediyemize özel idaremiz asfalt ana hammaddesini alacağız inşallah. Evet. Şantiyeyi kurduk, makineleri aldık, işçiler bizim. Asfaltı da %20 aldığımızda bu süreç çok daha hızlanmış ve daha kolaylaşmış olacak. Bir diğer husus da ben bunu ısrarla söylüyorum. Valimizle söyledim, sayın milletvekillerimize, sayın bakanımıza. Diyorum ki köylerin içme suyunun bir kısmı elektrik enerjisiyle karşılanıyor. Kuyulardan, motopompla. Bu köylerimiz borcunu ödemekte zorlanıyor. Dedim ki bir enerji kooperatifi kursak ilçe ilçe belki de Afyon tamamına. Bunu güneşten karşılasak, özel idaremiz bunu başlangıç yapsa, öncülük yapsa belki köylerimizden zaman içinde parasını alırız. Hiç olmazsa köylünün 10 bin lira elektrik faturası ödüyorsa bunu 3 bin liraya indirebiliriz. Belki bir kısmını sıfıra indirebiliriz. Belki 4 bin liraya indirebiliriz. Köylümüz çok daha ucuza suyu içebilir ve rahatlayabiliriz dedik. Bu konuda da bir genel mutabakat sağladık. Ve ürün maliyeti de otomatikman düşmüş olur. Burada içme suyu daha ziyade bir adım sonra tabii bu sulama suyu için. Sulama için de aynısı geçerli. Sandıklı da ve Çöl Ovası'nda çok büyük sayıda kuyu var malum. Evet, onlarda elektrikli ve çok büyük elektrik ücretleri geliyor. Geliyor. Şimdi mümkün olduğu kadar artık bundan sonra güneş için arazilere
izin vermeyecek Enerji Bakanlığı tarım arazilerine veyahut da normal arazilere ancak kamu kuruluşlarına izin verecek. Hı. Bu sulama enerji kooperatifleri kısmen kamu gibi düşünülüyor. Özel sektör bundan sonra mümkün kadar çatılar, duvarlar vesaire gibi alanları karşılıyor. Hatta Sayın Bakanımız tarımsal alanlar yoklar diyor. Evet. Yani. Sayın Bakanımız öyle olacak dedi Sayın Enerji Bakanı. Sayın Veysel Erol Bakanımız dedi ki göllerin üzerinden, nehirlerin dedi üzerine değerlendirelim. Yani göllerin üzerine güneş panelleri kuralım. Bu İstanbul'da bir yerde yapılmış. Hı. Dünyada da değişik yerler varmış. Buna da çalışıyoruz dediler. İnşallah bunları hep beraber yaşayarak göreceğiz. Enerji Bakanımızın da bir de bütün köylerimizin, şehirlerimizin elektrik enerjisi altyapıları değişecek. Hızlı bir şekilde Ceysa Organize Sanayi Bölgesi'ne 154 indirici ile ilgili ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. 400 gündü ihale süresi. Onu 300 güne teslim için Sayın Bakanımız mümkün olduğu kadar ekran usulüyle talimat verdi. Onu tamamlayacağız. Afyon 1. indirim merkezi dediğimiz o Şehitler Kayalığı'nın olduğu yerde şu anki o kayalığın olduğu yerde ekeninden yeniden yapılacak. Boyalı Köyü'nde yapıldı. Mevcut var. İşçisar yapıldı. Bir tane Karastan tarafına düşünüyoruz. Bunların da tamamını yaptığımızda Çiçektepe'ye yapıldı. Dinar'da var. Sandıklı'da var. Afyon'un Borvadin bölgesinde var. Tüm enerji iletimi sorunsuz hale gelmiş olacak inşallah. Evet. 99.9 Gün FM'deyiz. Gündem özel programındayız. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Avukat Ali Özkara ile birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Soru almıyoruz. Çokça mesajlar geliyor ama soru almadığımızı söyleyelim. Çünkü çok hızlı bir program yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Özkaya bundan sonra bakan gelecek mi? Birkaç Sayın Bakanımızla görüşmemiz genel merkezde oldu ama netleşmiş. Benim bugün itibariyle bildiğim yok. Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın gelme durumu var dediler. Tabii inanılmaz bir yoğunluk var. Herkes talep ediyor. Artık genel merkez nasıl uygun görürse. Biz Sayın Bakanlarımız gelirlerse büyük bir mutluluk duyarız. Şerefle durularımızı icra ederiz ama biz buradayız. Afyonkarahisar'dayız. Bütün milletvekillerimiz, teşkilatımız hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi her sizi gördük de her seferinde de sorduğum soruyla devam edelim isterseniz. Yani 15 Temmuz'da muazzam bir darbe girişimi oldu ve Türk milletinin iradesiyle püskürtüldü bu darbe girişimi. Ve sonrasında da süreç devam etti. Bu süreç devam ettikten sonra Afyonkarahisar ve Türkiye'deki sizin önünüzdeki fotoğrafa göre neler yaşandı? Ve çok herkesin merak ettiği bir soru var. O da şu. Gerçekten siyasi ayağı var mı bu darbenin? Siyasi ayağı var mı yok mudur? Siyasi ayağı olmayan hiçbir iş olmaz darbede. Tabii bir kısmı asker darbeye teşebbüs ediyor. Fiili güç asker. Ve onun FETÖ'nün sivil yöneticileri, askerler yöneten, sonradan terörist işte imam denilen vesaire. İlk o mesajında Twitter'da siz atmıştınız. Kaç dakika sonra atmıştınız? 45 dakika. 45 dakika sonra atmıştınız. Evet. FETÖ jandarma ve havacılar öncülüğünde darbe yaptırmaya çalışıyor. Uyanın eğitim. O FETÖ ifadesi. FETÖ'sünü kullanan ilk kullanan ben. Evet. Bütün Türkiye'de. Neden bendim? Çünkü ben bu terör örgütüyle 2006-2007'de bunların yani o gün terör örgütü falan değil. Bir farklı durum olduğunu hissetmeye başladı. Cemaatçi, Fethullahçı, cemaati denildi. Ben o zaman kendi kendime F klavye diyordum. Onlar F klavye, Fethullah'ın F'sinden. Siz nasıl fark ettiniz? Şöyle fark ettim. Bakanlıkta, mesela biz Adalet Bakanlığı'nı çok yakın tanıyorum. Kişileri tanıyorum. Onların, bakıyorum bir arkadaş, çok başarılı bir arkadaş, çok kıymetli bir insan. Ona F'ten püften sebeplerle bir gerekçe uyduruluyor. O kişi görevden alınıyor. Yerine o grupla ilgili birisi geliyor. Siz milletvekili değilsiniz. O zaman ben tabii partinin Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatıyım. Evet. Yani genel merkez, ilçe başkanıyım ilk başta Çankaya ilçe başkanıyım. Evet. Daha sonra milletvekili adayım ve genel merkezin Cumhurbaşkanımız avukatıyım. İlk başladığımda Çankaya ilçe başkanıyım. Şu anlattığınız olay Çankaya ilçe başkanıyım. Evet. 2006-2007 yılında yaşadık. Adalet Bakanlığı'nda arkadaşlar bir mobbing uyguluyorlar. Baskı
Yani siz kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Yani yaptığınız iş kötü, yanlış yapıyorsunuz, beceriksiz yapıyorsunuz diyorlar. Siz sıkıntıya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kürsüye döneyim, bakanlıkta kalmayayım. Siz gidiyorsunuz, yerinize birisi geliyor falan. Bir değişiklik. 2010 referandumu, tabii 2010 referandumunda o dönemde Türkiye'de, buradan belki söylemek nasıl uygun olur bilmiyorum ama azınlık ruhlu HSYK'nın içinde bir yapı vardı. Bu evet. Yani sosyal demokrat vesaire demek, sosyal denemeyecek ve onları da aşan böyle bir mezhepçi yapılanma vardı. Bu mezhepçi yapılanma yargının üzerinde bir balyoz gibi duruyordu HSYK. O balyoz gibi duran HSYK'nın daha liberalleştirilmesi, daha geniş hak kitlelerine uyum hale getirilmesi gerekiyordu. Evet. Bunu biz yapalım diye düşünürken HSYK seçimlerinde arkadaşlar geziyor. İşte Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratların öncülüğünde bir liste hazırlandı. Türkiye'nin her yerinde 11 kişi asil yedek isimler yazılıyor. Genç benim 200'e yakın stajyerim oldu. Bunların birçoğu hakim savcı oldu, avukat oldu Türkiye'nin her yerinde. Gençler diyor ki işte abi ya buraya geldi sadece şu 7 kişiye isim verin. Evet. Sonradan görüyoruz ki o 7 kişi FETÖ'nün mensupları çıkıyor. Biz diyoruz hayır, biz bir arkadaşlar olarak bunlar beraber çalışıyorlar. 11 kişinin 11'ine de vermeniz gerekir. Bu doğru değil diye. Tabii seçim bitti. Hiç tanınmayan insanlar en yüksek oy aldı. Çünkü organize gruplar, organize olmayan gruplar. Oy alın için tamamı da girdi. Tamamı girdi. Evet. Tamamı girdi. Evet. Diğer insanlar yedekte kaldı. Evet. Biz o gün burada bir numara olduğunu anladık. Ondan sonra 2011 Yargıtay ve Danıştay üyeli seçimler oldu. Tabii o zaman biraz daha bir şey anlıyorsunuz. Fakat şu sonuç itibariyle devletin hakimi, savcısı, emniyeti bunu konduramıyorsunuz da bir taraftan. Ya bir taraftan bir tuhaflık var diyorsunuz tamam ama bir taraftan da Allah Allah olmaz ki bu diyorsunuz. Çünkü Türk tarihinde böyle bir olay hiç yaşanmadı. Yani hiçbir tecrübe edilmedi. 2011 yaşadık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın işte makamına böcek koyma, böceğin yakalanması, efendim akabinde dershaneler, gezi olayları, 17-25 Aralık iş adım adım bir noktaya doğru gitti. İşte biz bir farklılığı da 2011 seçimlerinde yaşadık. İsmail Bey belki sizinle daha önce konuşmuştuk. Afyon'da o tarihte Afyon merkezde oturmayan Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, dünyanın değişik yerlerinden milletvekili aday adayları gelmişti. Bunun bir kısmı bayanlardı hatırlarsınız. Evet, evet. Onlar dediler ki ya bize çok ihtiyaç varmış Türkiye'de. Biz milletvekili aday adayı olduk. Evet. Allah Allah diyoruz yani 47 tane aday adayı oldu. Burada bu kadar ihtiyaç olduğunu biz hissetmiyoruz bu siyasetin içinde olanlar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir siyasi dehası, tecrübesi o dönemde bunları fark etti. Yalnızca bu gruptan, bu örgüt, sonradan örgüt olan bu gruptan iki kişiyi aldı. Birisi İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, birisi İstanbul'dan bir profesör idi. Evet. Sadece iki kişi. Sonradan mesela Hakan Şükür onlardan çıktı ama Hakan Şükür bir sporcu, bir camiye temsil ettiği için milletvekili oldu. Birisi bir yerden, Burdur'dan bir milletvekili çıktı. Kendi seçilerek, ön seçimleri vesaire gelen insanlar oldu ama yalnızca iki kişi ve Cumhurbaşkanımızın orada bence siyasi dehasıydı. Çünkü eğer onların hesapladığı 80-90 milletvekili AK Parti listesine girseydi 17-20 aralığı yaşadığımızda onların hepsi bilen istifa ettiğinde biz o gün hükümet çökecekti. Evet. Hedef buydu. Bütün baskıya rağmen bizden 15 milletvekili koparabildiler. Bunun 5 tanesi sosyal demokratlardan gelenlerdi. Ertuğrul Günay ve arkadaşları. Birkaç tanesi de şantaja ve tehdide maruz kalanlardı. Bir kısmı da o örgütle irtibat olanlardı. İşte bunu biz gördük. Tabii şimdi siz darbe yapacaksınız. Asker yaptı. Birisi başbakan olacak, bakanlar olacak. Hepsi asker olacak diye bir kural yok. Mesela Afyon'dan da bir kısım insanların 15 Temmuz gecesi Ankara'da Genelkurmay yakınındaki otellerde kaldığını, işte darbe olursa ben ticaret bakanı olacağım veya bakan olacağım, ekonomi bakanı olacağım diyen insanların, değişik insanları duydum ben çevrede. İşte orada biz bekliyoruz, Genelkurmay'ın yakınındayız vesaire denildi. Ama bu ekibin içerisinde olanlardan.
bahsediyorsun değil mi? FETÖ'cü olanlardan mı yoksa? Şimdi siyasette görev olup da değişik yerlerde bulunup da bulunan insanlardan. Ama çok önemli bir iddia bu. İddia olabilir. Zaman bir gün belki her şeyi ortaya çıkar. Bu tabii bir duyum. Evet. Yani her duyum mutlaka gerçek olacak değil takdirde siz ama ben böyle bir duyumu duydum. O gün siyasette bulunup da Ankara'da bulunan kimlerse benim böyle bir şeyden ilgim yok diyebilir. Ama duyduk. Şimdi birisinin bütün konuşmalarında 15 Temmuz'da Külliye'ye yürüyeceğiz. Yurtta soğuk, surukta soğuk, surukta cihan, yurtta soğuk diye kelimeleri bile denedir de söylemesinin herhalde basit bir sebebi yoktur İsmail Bey. Yani bunları yok sayamayız. Ha siyaset ve bilhassa ceza soruşturması siyasetçileri ve toplumun geniş kitlelerini temsil eden siyasi parti yöneticilerine karşı çok dikkatli yürütülmesi gereken bir baskıya, efendim muhalefeti susturma yönelik algıyı doğuracak işlerden çok uzak durulması gereken konu olduğu için bazen hissedersiniz, içinizden, kalbinizden öne geçer ama bunu ifade edemezsiniz. Evet. Bir kısmı da böyledir diyebilirim. Şimdi çok fazla da konuşulan konulardan birisi bu. Önceden Gaziantep milletvekili bildiğim kadarıyla şimdi Gaziantep milletvekili değil. Ama gazeteciliği devam ediyor. Şamil Tayyar'ın bir iddiası vardı o dönemlerde de. Şimdilerde yine gündeme geldi. Şimdi tepedekiler o darbe girişimi sırasında birçoğu yurt dışına kaçtı. Ekonomisi düzgün olanlar da para karşılığı tahliye olduk şeklinde. Yani gariban insanları da cezaevindeler falan şeklinde. Böyle bir şey var mı? Yok, bu işleri yakından bilen bir insansınız. Şöyle, yukarıdakiler de şunu diyebiliriz. FETÖ terör örgütü şeytanın, iblisin aklına gelmeyecek kadar zeki bir denilmiş. Evet, evet. Benim en son istatistiklere göre 19 bin kaçak var yakalamalı. 19 bin. Ama bunlar üst düzey yönetici. Bunların büyük kısmı işte öyle 19 bin. Bunların belki üst hepsi olmaz ama 3-4 bini üst düzey olabilir. Evet, evet. 3-4 bini üst düzey olabilir. Bunlar bırakıp kaçtılar. Örgütü de yüzüstü bıraktılar. Hepsi güya hicret ettik diye parayı pulu topladılar ve yaşamaya gittiler yurt dışına. Önemli bir kısmı Amerika, Almanya, Belçika, Hollanda, Orta Asya ülkeleri değişik yerlere kaçtılar. Evet. Güney Afrika, Afrika'nın bir kısım ülkelerine kaçtılar. Bir kısmı Türkiye'de artık kendisine hayat bulamayacağını, bir noktaya gelemeyeceğini düşünüp yurt dışına gidip oraya gittiler. Bunlar da orta grupta olanlar diyebilirim. Bu sayı 19 bindi. Bunların bir kısmı belki Türkiye'dedir de piyasaya çıkmıyor evet. Olabilir. Ara ara yakalananlar oluyor ya. Evet. Ama tahmin ederim ki 10 binin üzerinde 19 bin olmasın 10 binin üzerinde insan yurt dışına kaçmıştır. Bu terör örgütünden. İki, parayla çıkan bakın ben İsmail Bey 25 yıl avukatlık yaptım. En üst düzeyde avukatlık yaptım. Yargıda bilhassa bizim hakim savcı grubumuz en dindarından en dini duygusu zayıf olan, en sağcısından en solcusuna, her gruptan para konusunda çok hassastır. Yani çok özür dilerim, parayla iş yapan binde bir kadar azdır yargıda. İddia ediyorum bunu, yaşayarak gördüm. Aman yanlış anlaşılmasın, söylemek yok. Benim eşim hakim savcı değil. Para yedirerek değil. Efendim, aracısı teveccüsü evet, vesaire. Evet. O tür hakim savcılarımız bu konuda hakikaten hassastır. Bak, hiçbir siyasal görüşünü ayırt etmeksizin söylüyorum. Maalesef aradaki çantacı tipler her zaman çıkarlar. Şimdi Türkiye'nin en büyük bir sürü iş adamı şu anda hapiste. Mesela Boydaklar. Şimdi bunlardan daha zengini var mı Türkiye'de? En büyük ailelerden birisi. Bunun gibi mesela efendim çıkar olmuş mudur? Olabilir. Yanlış veya hata bir şey olabilir ama inanın haksız bir şekilde sahte sorularla görevlere gelenler 10 sene, 15 sene, 5 sene sonra nasıl ihraç edilir atılmışsa bu tür bir numarayla hukuk dışı yol ve yöntemle çıkanlar da bir gün devlet onları yakalar. Bir yere yakalar. Anladım. O sebeple fazla rahat etmesinler. Burada tabii devletin ve yargının ilk baştaki verdiği kararlarla bugünkü kararlar arasında örgüt üyeliğinde kısmen farklılıklar var.
Yani ilk başta... Belki de o aracılar bunu kullanarak o iş adamlarından para aldı. Olabilir, yani bunları bilemem. Olabilir, bunlar şey olabilir. Bunlar olabilir. Evet, evet. Veyahut da mesela eskiden diyelim ki bir fiilden çocuğu okulda okudu, ders alıyor, bankada para var, şu var, şu var. Tutuklanıyordu, şimdi yok. Şimdi devlet, bu Yargıtay, iştihatlar tabi oturdu. İlk başta yereldeki hakim arkadaşlarımız ne görüyorsa ve darbenin hemen arkasındaki psikolojiyle kararlar verdi. Evet, evet. Bunların bir kısmı istinaflarda kesinleşti, bir kısmı Yargıtay'da kesinleşti. Tabi Yargıtay, her birisi 20 yıldan fazla ceza mahkemesinde hakimlik, ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapmış. Belki 40 yıldır mesleği gittiğinde çok tecrübeli abilerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız evet. var. Bunlar süze iştihatları oluşturdu. İştihatlar oluştukça suç daha netleşti. Savcının önü de açılmış oldu. Önü açılmış oldu. Evet. Ha, böyle olunca dün suç olan bugün tam suç olmayabilir. Dün işte 6 yıl ceza alan bugün 2 yıl hükmün açıklanması, geri bırakılması dışarıda kaldı. Bu tür işlerde birisi bulduysa bunu, hemen bak şu parayla çıktı, bak aynı fiildi, şu kaldı, şu gitti olabilir. Yargıda her dosyayı somut olarak birebir okumadığınız derece bu birebir aynıdır derseniz ya hata yapabilirsiniz. Anlaşıldı. Bu konuyu da kapatalım. Çok detaylı ve önemli bilgilendirme oldu. Hakikaten kamuoyunda çok merak edilen bir konuydu bu. Biraz önce sizin tabaşından yani yaklaşık bir 15-16 yıl öncesi yaşadıklarından günümüze kadar konuyu getirdiniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır. Yani evet. Bu konu sizin de 5 saat program yapsak konuşabilirim ben. Tabii. Yani hakikaten bizde çok ciddi bilgi var, döküman var. Her günde geliyor. Türkiye duam şu, bu sıkıntıyı bir an önce bitirmek. Bu cerrahati tamamen temizleyip yarayı sarmamız gerekiyor. Gerçekten mağdur edilen insanlar varsa da onları gidermek kısa zamanda giderilmesi lazım. Evet. Yani bu sonuçta Türk milleti her zaman sağduyulu davranmıştır. İnsanlarımız da ki 15 Temmuz gecesi de bunu 250'ye yakın şehit vererek zaten görmüş olduk. Hemen yerele dönelim. Tabii. Halk içerisinde Mehmet Zeybek bombası patladı, ulusal muhalif basında diyelim artık. Böyle bazı tersinden veya düzünden okuduğunuz zaman farklı farklı yorumlar açılacak ama biraz önce siz de söylediniz. Bu konuyu en erken fark edenler siyasetçilerin birisi de yerelde, siz Ankara'da fark etmiş. Burada da Mehmet Zeybek. Mehmet Zeybek de il başkanı olarak FETÖ'cülere kapıyı kapattı, aralamak isteyenler vardı. Zorladılar ama daha sonra baktı ki olmuyor, görevden alındı. Mehmet Zeybek'in o açıklamasına ve ondan sonraki düzeltme babında yaptığı bir açıklama var. O da ama yanlış anlaşılmasın, evlere şenlik bir açıklamaydı. Niye? Yani düzelteceğim derken şunun için. Yani ilk başında diyor ki biz bunların böyle imam olduğunu bilmiyorduk. Cami imamı zannediyordum. Ben bunlar öbür türlü imammış diyor ilk açıklamasında. İkincisini düzeltirken de bunlar zaten yani görevi diyor imamdı diyor. Ben peki bunun içinde. Cami imamı gerçekten cami imamı. Evet, cami imamı ama ilkini diyor. Şöyle mesela şu. Adam Çağlı bilmem ne köyünde cami imamıymış. Sonra sınıf öğretmenliği bitirmiş veyahut da sınıf öğretmenliğini atamadan önce imamlık yapmış. Sonra atanmış. Sınıf öğretmeni yapmış. İl müdür yardımcısı olmuş. Bizim buraya geldiğinde il müdür yardımcısı. Evet. Yani Mehmet Zeybek Bey'in de söylediği yani bir imam uygun değil. İmam olarak düşünüyor. İl müdür yardımcısı olarak düşünmüyor onu. İmam. Evet. Yani il sosyal bölümünde burada da o zaman Şevki Bey var. Şevki Bey de memnunuz. İşini de yapıyor. O manada tabii ve sonra açıkladı. Bu konu yeterince de konuşuldu. Mehmet Zeybek her zaman dostluğu bir adam. Evet. FETÖ'ye en net tavrını koymuş bir adam. Buradaki hiçbir problemi yok saymayan, gören, üzerine de giden bir arkadaşımız. Onun haksız yere suçları burada hem de Fatma Şahin Bakanımıza karşı bir haksız ithama sebebiyet verilmesini doğru bulmam. Çünkü Fatma Şahin Bakanımız benim eşimle beraber gelen merkezde çalıştılar. Fatma Şahin Hanım siz de genel başkan yalnızsınız. Evet, genel başkan kadın kollarımızda, genel merkezde genel başkanı değil, şimdi onun teşkilat başkanı yardımcısıydı. Evet. Beraber çalıştılar. Biz ailecek de oturduk, kalktık, görüştük. Eşi İzzet Bey'le de, Fatma Hanım'la da her zaman konuşuruz, görüşürüz.
böyle bir dostlarımız var. Onun da gayretini, çalışkanlığını, partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını bilen birisiyim. Tabii siyaset herkes bir şey... Bunlarla uzaktan yakından ilgisi var mı? Benim gördüğüm öyle bir şey görmedim ben. Tabii şimdi İsmail Bey, şimdi Genelkurmay Başkanı asker. Asker yanındaki özel kalem müdürünü... Ki Cumhurbaşkanımız... Cumhurbaşkanımız yanındaki şeyi bilemezler. Yaver dediğimiz yaver yani. Yani. Evet. Yani bu örgüt gerçekten zor bir örgüt. İnandırmış olabilirler. O telefonun içini açmış olabilir. Telefon açtığını da bilmiyorum ben. Yani telefon... Hayır. Mehmet Bey diye, telefonu açtı. Ya Mehmet Bey diyebilir. Ben size il müdürü gönderiyorum. Şimdi bak, sayın bakanlarımız. Afyon'a il müdür atanacak. Evet. Kural olarak bakanın takdirindedir. Bize sormaz. Sormak durumunda değil. Ama biz aynı partinin, iktidar partisinin milletvekilleriyiz, bakanı. Nezaketi uygun olanı milletvekilleriyle bunun istişare edilmesidir. Bize de sorarlar, şu kişi atamayı düşünüyoruz, ne diyorsunuz? Biz de fikrimizi söyleriz. Bazen bizim fikrimize uygun birisi atanır, bazen tam tersi hiç haberimiz olmadan atanır da oluyor. Nitekim son dönemde bunun değişik şeylerini Afyon'da da görüyoruz. O süreçte hani ne oldu, ne soruldu bunları bilmediğim için 2012, 7 sene öncesini konuşuyoruz, az buz değil. Mehmet Zeybek dünü de bugünü de yarını da ortadan bir adam. Oraya buraya gidip gelen, dönen, kıvrılan bir tip değil. Dosdoğru çizgisinde yürüyen bir adam. Yürüdüğünde Afyonkarahisar biliyor, yaptığı işte biliyor, yapacağı işte biliyor. O sebeple ya bunu öne çıkararak AK Parti'ye bir şey vurabilir miyiz? Fatma Hanım'a zarar verebilir miyiz? Türkiye'ye etkileyebilir miyiz? Diye muhalif basında bunu havalara çıkarıyor. Tabii o gazetenin de Afyon'a özel bir şeyi var. Bir şey yakaladı Afyon'la ilgili hemen manşetten giriyor. Daha önce 4 defa falan oldu Afyon'la ilgili manşet haberleri. Canı sağ olsun ne diyelim yani, basın hürriyetinde bunlar da var. Evet. Gelelim projelere. Bu akşam da bildiğim kadarıyla Koreli Otel'de Mehmet Zeybek ve milletvekillerinin katılacağı bir toplantıda Afyonkarahisar'ın bütün yöneticilerinin, sivil evet, toplumunun. Evet. Yani bu 5 yıl içerisinde yapılacak projeler de açıklanacak, değerlendirme yapılacak. Şimdi siz AK Parti milletvekilliğinin ötesinde Afyon'da yaşayan bir vatandaş olarak neden Mehmet Zeybek'e ve AK Parti'ye oy verecek? Hangi projeler, hangi kıstaslar, hangi sahipleri göz önünde bulundurması lazım? Seçmenin buyurun. Şimdi belediye başkanı adayı olan arkadaşlar dinliyorum. Bazı muhalefet partisine bağımsız olanlar. Efendim, belediyenin kendi gelir kaynakları var. İşte İller Bankası gelir kaynağı var. Emlak vergisi var, çevre temizlik vergisi var, su vergisi var, var, var diyorlar. Geçen gün Dünya Adası'nda Burhanettin Başkanımıza da sordular, belediye başkanımıza. Evet, AK Parti asla partizanlık yapmaz. Hangi parti olursa olsun İller Bankası gelirlerini eşit olarak gönderir. Fakat Afyonkarahisar Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte İsmail Bey 2000'in civarında işçisi ve memur var. Merkez hükümetten gelen parası ve diğer gelirleri ancak ve ancak bunların maaşlarını ve cari giderleri harcıyor. Bakın, akar çay 2000 personelin maaşı ve sosyal güvenliği ancak yetiyor. İller Bankası. İller Bankası'na gelen var. Bunlar hesabı ortada. Şimdi akar çaya Sayın Bakanımızın yaklaşık 1200 1200 kilometre olacak. Rakamda hata yapmayayım. Kazık çakıldı. 1200. Evet. Evet. Yani bunun bugünkü değeri 50 milyon liradan fazla bir para. Allah aşkına Afyonkarahisar Belediyesi'nin geliri mümkün. Oradaki bir daire, 100 bin liradan daire, bugün 1 milyon liraya daire var, 700 bin liraya daire var. İnsanların mal varlığı bir anda bu kadar yükseldi. Hilton Otel Akarçay'ın dibine geliyor. Evet. Hilton Allah aşkına Afyon'a gelip o günkü bataklığa, Kokarçay'a yapar mı? Altında da Leman Kültür var. Bu arada evet, reklamı da reklam yapalım evet, yani. Evet. Ya, bu güzelliği Afyon'un. Bu bizim değerimiz. Yani bence hiç şey yapmayalım. Buradan çekinmeyelim. Afyon'un markalarını, yani Afyon'un en iyi markaları Sucuk'taki, otellerindeki bizim markamız. Hepimizin markası. Bunu Sayın Bakanımız yaptı. Sayın Bakanımızla irtibatımız olmasa İsmail Bey, garnizonun nizamiyesine içeri girebilir misiniz? Garnizon bahçesi yapacağız diyoruz. Evet. Hadi gidin nizamiyeden içeri girin. Belediye olarak biz geldik burayı garnizon bahçesi yapacağız diye. Afray projesi yapacağız. Afray. Afyonkarahisar. 4 tane ana faz. Ali Çetinkaya Garı'ndan Erenlere, üniversitemize. Oradan bir adım sonra Gazlıgöl'e.
inşallah devam adım adım İhsaniye, Döğer, Emre Gölü'ne kadar. O tabi onların maliyet hesabı yapıldı. Uçuk bir proje diye muhalefet var. Muhalefetin gözü uçuk. Şu anda birinci etap 12 kilometre, 10 kilometre yaklaşık Devlet Demiroğlu Genel Müdürümüze sayın adayımız Mehmet Zeybek'le beraber gittik. Evet. Önce burada oradan proje daire başkanı geldi. Bir önce genel müdür geldi. Afyon'da bir toplantı yapıldı. Bütün detaylar konuştu. Sonra biz beraber gittik Mehmet Bey'le. Birinci hattın maliyeti mevcut. Banliyö hattı var, Devlet Demiroğlu hattı var. Yanında ikinci hattı yapacağız, 35 milyon TL. Ve bu yıl Devlet Demiroğlu ona başlayacak. Ali Çetinkaya Garı'ndan Erenler'e kadar olan kısmına 35 milyon lira maliyet. Bizim Afyon'un bir avantajı var. Şehir düz. İki, çok büyük kısmında demiryolu hattı döşeli. Hazır var. Hazır bir hat var. Bunun etrafına ikinci hattı koymanız ve kılçık daraltmanızla da birbirine bağlamanız mümkün. Bizim en zor bir hattımız var. Neresidir o? Oteller bölgesinden başlayın. Özdirek, Afyon Kavşağı'na gelin. Oradan Ticaret Odası'nın önünden Mavi Hastane, Kırmızı Hastane, Mezarlık devam edin. Mecidiye'den girin. Evet. Mecidiye, Zafer Meydanı, Kurtuluş, Şuhut Kavşak, oradan cezaevinin önünden Halmiş'ten Şuhut Dış Kavşağı kadar. Şimdi ben geçen gün Dış Kavşak'tan havaalanının önüne üstüm. Kaç kilometredir? 2 kilometre. 1.4. Evet. Düşünebiliyor musunuz İsmail Bey? En son yere vardığında şimdi Allah nasip ederse havaalanına kadar onu götüreceğiz. Havaalanından indiniz mi? Afra'ya binin. Oteller bölgesine gelin. Saraydüzü'ndeki hızlı trenine gelin. Hızlı trenden binin, Sandıklı'ya gidin. Belçika'dan, Fransa'dan binin uçağa. Afyon Havaalanı'na inin. Hızlı tren... Hepsi birbiri entegre. Yok değil mi? Yani efendim, bir böyle bir şey olabilir mi? Yani Zafer Hava Meydanı... Şimdi tabii arkadaşlar, bazen çok üzülüyorum biliyor musunuz? Yani memlekete bir şey olmasa, bir bela yağsa da ne güzel oldu, bak işte AK Parti şu oldu diyecekler bir grup var. Bu beni çok üzüyor. Afyon hızlı trenlerinde kavşağı. Ankara, Afyon Karahisar, Uşak, Manisa, İzmir. Bu evet. Doğu Batı hattı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon Karahisar, Sandıklı, Dinar, Burdur, Isparta, Antalya. Bu da kuzey-güney hattı. Akdeniz'de evet. Hem doğu batı hem kuzey-güneyin kesiştiği yer Afyonkarahisar, oteller bölgesi, Saraydüzü'de arazide belli 178 bin metrekare bir araziye. İstimlak oldu bildiğim kadarıyla. Evet, istimlak oldu. Her şey bitti. Evet. Projesi çizildi. Afyon'un ki Ankara kadar büyük bir gar. Muhteşem havaalanı gibi bir garı yapıyoruz. İstanbul'dan gelen Zafer Meydanı'nda da duracak. Zafer Meydanı'na yolcu alıp gelecek Afyonkarahisar'a. Afyonkarahisar'dan o kişi İzmir'e gitmek istiyorsa İzmir trenine binecek. Antalya'ya gitmek istiyorsa Antalya hızlı trenine devam edecek. Bu kadar basit. Hepsinin merkezi kesiyor. Sivri havaalanı açılacak. Sivri havaalanı açılacak. Şimdi Afray projesinin yaklaşık 20 milyon TL kilometresi. 20 milyon TL. Bizim 10 kilometre ilk hatta yapacağımız 200 milyon TL. Bunu da neden diyorlar? Çünkü bir, yer altına girmeyeceğiz. Genel müdürümüz, Devlet Demiroğlu Genel Müdürümüz yaklaşık 20 yıl İstanbul Ulaşım AŞ'de yöneticilik yapmış. Bütün işi metro ile işletmesine geçmiş. Bu konuda elektrik, elektronik mühendisi. Diğer illere göre verilen örnekler yer altına girildiği için mi maliyet? Evet, çok yer altına giriyorsun. Tamam, çok ciddi maliyet. Onu anlattık. Evet. İki, bizde... Biz o ara düz olduğundan düz oluyor, hiç sanat, hazır yerlerimiz bak, var diyorsunuz. Hiç sanat yapısı yapmayacağız. Köprü, üst geçit, viyadük. Anladım. Bunlar çok pahalı bunlar. Bunları yapmayacağız. En pahalısı diyor, tren setleridir diyor. Bizim bunu yapacağımız yıla kadar da yaklaşık 4-5 yıl olacak. Şimdi Türkiye'de tren setleri üretimiyle ilgili ciddi bir gayret var. Ankara'da bir firma, Bursa'da bir firma, Eskişehir, Sakarya, devlet ve özel sektör bunları da üretiyor. Bakın, bundan 3 sene önce 1 megawatt güneş enerjisini kurmak 1.1 milyon dolardı. Şu anda 700 bin dolar. Neredeyse yarıya düşüyor. Yarıya düşüyor. Evet. Yani teknoloji geliştikçe maliyet artıyor. Bizim
Altyapı maliyetimiz diğer illere göre çok büyük durumdan bir kârdayız. Yani bir kilometresi 20 milyon lira olan şey belki 5 sene sonra 10 milyon olacak belki. Evet. O zaman siz daha da ve bunu Ulaştırma Bakanlığı'nın, hükümetin ana hedeflerinden birisi demir yolu, raylı sistemi geliştirmek ve illere devlet bunu yapacak büyük kısmını. İzmir'de İzban var mı? Biz AK Parti hükümetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Şu andan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Gebze, Halkalı. Evet. Bu belediye Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ankara, Kayaş, Sincan mevcut. Hatta yeni yenilendi. Var. Kayseri var. Gaziantep'te Gaziray var. Balıkesir'de başladı. Ben bu projeyle Ali Bey yanlışsam lütfen düzeltin. İl merkezindeki trafik problemi de çok muazzam. İnanılmaz. Çünkü herkes özel otomobil yerine ne olursa olsun toplu taşıma atlayla gidip gelecek. Havaalanındakisi ondan gidip gelecek. Yani o trafik sahibi bitmiş olacak. Yani biz bir de elektrik harcama maliyetlerini çıkarttık. İnanır mısınız ben şok oldum. Yani bir aksilik olmazsa Allah nasip ederse mevcut taşıma bedelinin öğrencilerde tam yarısına iner. Bugün kaç para? 2 lira. 2 lira. 1 liraya inebilir öğrenci. Bugünkü parayla. Çok büyük bir nimet. Yatırım. Evet. Yatırım. Çok büyük bir yatırım. Yani biz bunu yapmayalım Afyon Karahisar'a. Bunu yapmak, bunu bir belediye başkanı nasıl kendi başına yapabilir? Bu projeler tamamıyla merkezde destekle yapabilecek işler. Yani Mehmet Seybek'e bunun için oy vermeleri lazım diyor. AK Parti, bu AK Parti'dir. Mehmet Seybek, hem Mehmet Seybek 15 Temmuz vatana sahip çıkılacağı gün akşam Zafer Meydanı'na gelen ilk kişilerden birisi değil mi? İlk 3 kişiden birisi değil mi? Evet. Bir, emin, güvenilir, cesaretli. Memleketine sahip çıkıyor. Yöneticiyseniz siz bir ölüm günü olduğunda en öne çıkacaksınız. Diğer adaylar nerede olduğunu da söyleyecek. Ben o gün şuradaydım diyecek. Mazereti varsa halk takdir edecek. Değilse ortadan kaybolduysa kaybolunca. Yani siyaseti belli. Çıktığı yol, devam ettiği yol, gittiği yol belli. Cesaretli, emin, temiz, güvenilir vatandaş. AK Parti'nin arkasında kapı gibi AK Parti var. Milletvekili var, cumhurbaşkanı var, bakanları var. Bu memleketi biliyor. 50 yıldır Afyon Karahisar'da oturuyor. Şu bulunduğumuz bölgede en az 10 tane bina yapmış. Ticaret yapmış, siyaset yapmış. Memleketin sorunlarını bilen bir adam. Elbette ki bence hiç tereddütsüz Mehmet Zeybe'ye verecek inşallah. İlçelere geçersek sevgili Ali Üskaya. İlçelere de gidip geliyorsunuz değil Hepsinde. Mi? Hepsinde. Sandıklı'ya bir sefer mi gittiniz? Bir açılışta gittiğiniz bilgisi. İki kere gittim. Evet. Öyle mi? İki sefer gittim. İki sefer gittim. Yani en büyük ilçe olduğundan dolayı Sandıklı'yı ile başlayalım. Sandıklı'da mesela iddia şu, tabii ki dilin kemiğin yok ama karşımda sizi bulmuşken de bunun açıklamasını almak bir gazeteci olarak görevim benim. Sizin Sandıklı'daki Mustafa Çöl ile belediye başkanı Diyak Parti'nin bir probleminiz oldu ve ondan dolayı da MHP'li adaya destek verdiğiniz, Mustafa Gürel'e destek verdiğiniz, hatta onunla yemek yediğiniz, onunla görüştüğünüz şeklinde bir duyumlar var. Neler söylersiniz? Ben milletvekiliyim. Mustafa Çöl Bey bir ilçe belediye başkanımız. Milletvekiliyle ilçe başkanı, belediye başkanı arasında bir sorun olmaz. Biz AK Parti milletvekiliyim. Ben hayatım boyunca hiç çizgisinde kırılıp yaşamamış bir insanım. Tavrı, tarzı net olan bir adamım. Partim kimin aday gösterirse o benim adayımdır ve sonuna kadar da her yerde onun yanında olurum. O dediğiniz beyefendi, MHP adayı kim? Evet, Mustafa Gürel. Hayatımda hiç yan yana geldiğimi hatırlamıyorum. Bugün yolda görsem kim olduğunu tanımam. Çıkaramam. Ben bu seçim döneminde az önce dediğiniz 7'de hiç yemek yemedim, hiç oraya uğramadım. Bu seçim döneminde. Dolayısıyla hani niye çıkar bunlar o zaman? Niye çıkar? Bir kısım fitneciler var. Kendilerine göre 40 çeşit hesap yapıyorlar. İşte o bölgede sandıklı dinar çekişmesi nasıl körükleyebiliriz? Nasıl kavga edebiliriz? Bir dönem sonra milletvekili olmak için önümüzü nasıl açabiliriz? Ali Özkaya'yı nasıl devre dışı bırakabiliriz diye fazla hesap yapanlar hasbi olmak dünyanın en mühim işidir. Hesap yapanların hepsi hesaplarında boğulur. Benim söyleyeceğim bu. Bize düşen çalışmak, gayret etmek, partimizin en üst seviyede oy alması için gayret etmektir. Bugün itibariyle bunu yapalım. Bakın ben bu süreçte Sandıklı Akin köyünde 10 yıldır gayret ettiğim, son 4-5 yılda da artık böyle bölge müdürlerini,
orman müdürünü, köy muhtarını gidin köy muhtarına bir sorun. Esat Bey'e, orman müdürümüze, Recep Bölge müdürümüze sorun. Patates soğuk hava deposunu yapmak için ne büyük bir gayret sarf ettiğimi oradaki herkes bilir. Sandıklı'ya yapılacak yatırım. Sandıklı'ya hiç kimsenin hayalini bile kuramadığı şehrin en göbeğindeki araziyi cami yapılması için 5400 metrekare araziyi Sayın Maliye Vaziri Bakanımız Berat Albayrak Bey'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek kuruş ödemeden aldım hamdolsun. Ve hepsiyle de birebir gidip görüşerek. Kimse öyle bir şeyi düşünüp cesaret edemezdi. Yine belediye için orada milli emlakın yeri vardı. Onu aldım. Ormanın yanındaki arazinin fidanlık cezaevi için olan yeri, oranın verilmesi. Şimdi tarım kredi kooperatiflerimize Sandıklı'ya bir sera kurulması için onlara konuştuk. Sandıklı'daki hangi hizmet varsa mutlaka bir yerinde Adeskaya vardır. Ucundan kıyısından benim mutlaka var diyorsunuz. Evet. Bakın Sayın Bakanımız Akdağ çok muhteşem bir eser yaptı. Allah razı olsun. O eserde gölet yoktu biliyorsunuz ilk başta. Evet. Burada Milli Parklar Bölge Müdürümüz Mahmut Temel diye bir arkadaşımız vardı. Mahmut Bey bir gün bana dedi ki vekilim burada çok güzel gölet olur. Ben de araziyi yeni bildiğim için ama dedi DSİ Bölge Müdürümüz o zaman Adem Bey var. Bir türlü Adem Bey'i ikna olmuyor, yapmıyor. Ne olur dedi bana yardımcı ol. Mahmut Adem Bey'le konuştum. Vekilim işte şu kadar para ben bunu yapamam. Bu benim görevim değil. Bilgimin dışında, işimin dışında bu kadar işim var. Kabul etmiyor. Yine Sayın Bakanımızla bir şehit cenazesine giriyoruz beraberce. Dedim ki Sayın Bakanım Allah razı olsun mükemmel bir eser yaptınız. Evet. Akdağ, Sandıklı'ya. Buna arkadaşımız diyor ki Mahmut Bey, bölge müdürümüz, Milli Parklar Bölge Müdürümüz, gölet yaparsan orasında uzun gölden, Trabzon uzun gölden daha iyi olacak. Ben ona inanıyorum. Yeri biliyordum. Sayın Bakanımız o tarih itibariyle yeri görmemişti. Ne olur dedim, bir himmet etseniz. Adem Bey benim bu görev alanımın dışında diyor, sıcak bakmıyor. Sayın Bakanımız tabii çok tecrübeli bir yönetici, siyasetçi. İndik, iner inmez helikopterden havalandayız, daha şeydeyiz, afet müdürlüğüm oradayız. Adem Mahmut Bey dedi ki, vekilim ne olur bir daha söylesene Sayın Bakanım'a. Dedim ki Sayın Bakanım, gelirken konuştuğumuz konuyu Adem Bey'e söyleseniz. Döndü Sayın Bakanımız, dedi ki Adem Bey, ya DSİ için bu hiçbir para değil. Sen bunu yap. Efendim işte burası ormanın içi, bizim yetki alanımız dedi. Dedi ki Adem Bey, burayı ormana yangına su almak için yangın havuzu olarak yap. Evet. Dedi. Tamam bitti. Yöntem bitti bu. İşte tamam. Evet. Sayın Bakanımızın zekası, tecrübesi bizlerin hep beraber oraya girmesiyle o muhteşem alan gölle de birleşince ne oldu? Ve bunu şunun için anlatıyoruz. O alan şu anda belediyenin hizmetine. Ve Sandık Belediyesi'ne verildi. Dinar'a gelince. Dinar'da nasıl gidiyor seçim? Çok iyi. Dün Dinar'daydık. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın en iyi uygulandığı yer. MHP'den belediye başkanı arkadaşımız, adayımız Nihat Sarıbey'i AK Parti'den gösterdik. AK Parti adaylarımızı birinci, ikinci sırada belediye meclisi yaptık. Yani fevkalade iki ilçe başkanımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, adaylarımız, aday adaylarımız hepsi çok iyi çalışıyorlar. Ve mahalle mahalle miting yapıyorlar. İlk defa Dinar'da bu oluyor. İlk defa. Evet. Şu ana kadar zannediyorum 10 mahallede miting gibi mahalle toplantısı yaptılar. Her gün tüm alanları gezdiler. İyi projeleri hep beraber ortaya koyduk. İnşallah ben inanıyorum Nihat Bey seçimi açık ara alacak. Evet. Şimdi tek tek ilçelere zaman yetmez. Hani diğer ilçedeki adaylar... Hızlı söyleyebilirim hepsini. Tamam buyurun o zaman. Hemen o zaman Evciler'de Ali Dede Savaş açık ara alır. Evet. Başmakçı'da Şerif Kocatepe'nin oyları, geçen yıl bağımsız aldı AK Parti'nin oyu MHP bir araya geldiğinde ben Şerif Kocatepe'nin de başmakçı alacağına inanıyorum. İsmail Bey de MHP ile nasıl bir araya gelecek? Tabii MHP. MHP'nin bir oyu var başmakçı. Hayır başmakçı. Daskırı, özür dilerim, Daskırı. Evet, Daskırı. Evet. Şerif Kocatepe Daskırı. Evet, evet. Daskırı'da AK Parti'yi MHP destekliyor. Şerif Kocatepe'nin geçenlerine bağımsızdı. 530 oy aldı. AK Parti'nin yaklaşık 800 oyu var. CHP 1300 oy aldı. MHP'nin oyu 300. Hepsini bir araya getirdiğinizde AK Parti'nin bugünkü bloğunun
1500'ün üzerinde görüyoruz. Daskırı'yı sonuçta AK Parti'ye veriyor. Alır Allah'ını söylüyorum. Tabii Başmakçı en çekişmenin yoğun olduğu il. AK Parti, MHP ve CHP var. Yani burada ben AK Parti'nin alacağını arz ediyorum. Evet. Ama ciddi bir çekişme orada. Çünkü bölünürse gibi bir endişe oraya var. Oraya soru işaretini koyalım, devam yani, edelim. Şuhut da çok net alır. Recep Bozkurt. Evet. Çok yani Haza Beyefendi çalışkanları. Sandıklı AK Parti alır. Net alır. Evet. Hocaları belki Afyon birincisi olarak alabilir. İşçisar. İşçisar'ı bu alır. Rahat alır. İhsaniye'yi de alır MHP'den. Mevlüt Küçük. Göreceksiniz. Mevlüt Küçük orada çok gayretli ve İhsaniye'de biliyorsunuz farklı bir yapı vardır. Evet. Göçmenler, şehir merkezinden olanlar, yerliler, Akörenliler vesaire. Biraz Dinar'a benzer. Çok kozmopolit bir yapısı var. Bir farklı bir yapısı vardır. Bayat yine çok iyi. Yani mevcut belediye başkanımız, önceki il belediye başkanımız, şimdi genç kolay başkanımız, belediye başkan adayımız. Orada iyi bir yapımız var. Oradayı da alacağımız var. Devam edelim. Emirdağ, Afyon'un en gergin siyasetinin olduğu bu seçimde o. Emirdağ. Emirdağ belediye başkanı da hakikaten ben çok üzüldüm. Cumhur İttifakı adına da üzüldüm. Geçen gün oradaydım. AK Parti'nin seçim bürosunun önüne demirler attırmış vesaire. Ve milletin sandıkta... MHP Hüseyin Çağrı mı yapmış? Hayır. Emirdağ. Neydi o beyefendinin adı? Kardı mı? Ha, Kardı. Tamam. Emirdağ da Serkan Koyuncu'nun AK Parti zaten hep %50 ve üzerinde oy alıyor. Tabii orada MHP Belediye Başkanı şahsi bir oyu vardı. Ben bu seçimin, yani bu yapılan baskıların Emirdağ'ı rahatsız ettiğini ve Emirdağ'da alacağımıza inanıyorum. Evet. Bol vadin çekişmenin olduğu, ilk başta işte kendisine göre mevcut belediye başkanının bir hava oluşturduğu yer, Bol vadin Afyon siyasetinin ve Türkiye siyasetinin en akıllı ilçesidir. Bol vadin'in daha akıllı, siyasi, zeka sahip bir ilçe yoktur. Bol vadin hesabını yapar ve AK Parti'nin Bol vadin'e yaptıkları yapacaklarını bilir. Ona göre de Halil İbrahim Sevim'i belediye başkanı seçer. Sultan'da. Sultan'da, dün Sultan'da. Bakın 17'de Sultandağ'a gidiyorum. Kiraz için 12 milyon paranın 9 milyonu Sultandağ'a verdi. Tarihte hiç olmadığı bir şekilde. Helal hoş olsun. Biz çünkü o zencemize eserli çıktık. Her defasında sıkıntısı. Ama belediye seçimlerini çok az oyla kaybettik. Biliyorsunuz geçen defa 140 oyla kaybettik. Bir öncekinde 40 oyla kaybetmiştik. Bu sefer Sultandağ'da Mehmet Aldırmaz net bir şekilde alacak. Yani neden diyeceksiniz? CHP'nin 2 ya da 3 belediye meclis üyesi ne biz resmi olarak bize geçmiş arkadaşlar. Oradan göstermiş. Ve CHP seçmeninden Mehmet Aldırmaz kardeşimize büyük bir destek var. Gözümle gördüm. Yani ilk defa CHP seçmenleri bizimle beraber gezdiler. Pazarı gezdik. Pazarı gezerken herhalde 200 kişiden fazla insanla gezdik pazarı. Bakın biz Sultandağ'da 200 kişiyi bir arada hiç istisnalar hariç bu kalabalığı bulmuyorduk. Bu pazarı gezdik. Müthiş bir heyecan, coşku. Mehmet kardeşim sen adaymışsın. Çavuş Mahallesi'nin üst taraflarında 5 ay su akmıyor. Yeni Mahalle'de 5 ay hiç su akmıyor. İsmail Bey, Allah aşkına menba suyunun olduğu Sultandağ'da su nasıl akmaz? Belediye başkanı bu işle neden ilgilenmez? Neden insanlara tertemiz pırıl pırıl bir su içirmez? Diyor ki Sultandağ Akşehir'de yönetilsin, yönetilmesin, Sultandağ'da yönetilsin. Tabii oranın ciddi bir sosyal demokrat yapısı var, bunu biliyoruz. Ama insanlar artık yorulmuş. Evet. Diyor ki ana caddemizdeki dükkanların 20 tanesi yan yana kapalı. İnsanlar bırakıp gidiyor. AK Parti olmadan biz bu işi diyor canlandıramayacağız. Mehmet Aldırmaz bizim için bir şans. Ve inşallah Mehmet kardeşini alacağız. Çay. Çay ve çobanlar, evet. Çay, yani bu seçimin, önceki seçimlerin geçen gün en muhteşem mitingini yaptık. En coşkulu mitingini yaptık. Tabii belediye başkanı arkadaşlarımız bazen siyasette sınırlar aşabiliyoruz. CHP, İYİ Parti, diğer muhalefetlere sayıyoruz. O gün bizim orada o kadar CHP'den, İYİ Parti'den, MHP'den insanlar vardı ki mitingde. Yeşil çay İdeolojisi etrafında çay birleşmiş. Çay diyor yoğun bakımda ve komada bir doktor şart. Ancak bir doktor kurtarır. Doktor Hüseyin Atlı çay belediye başkanı olur. Yani benim kanaatim şu. Afyon'da
ilk 3 olmazsa ilk 5'teki oy oranını alır Hüseyin Vakfı'na. Yani ilk çobanlar. Çobanlar 4 aday adayı var. Bizim adayımız Ali Altıntaş, eski Gençlik Kolları Başkanımız, İlçe Başkanımız. %50 ile alırız çobanları. Evet. Şimdi genel... Çobanlarda biraz yine orada da bir gergin siyaset var. Evet. Afyon'da da merkez için ne söylersiniz? Allah'ın izniyle Afyon, benim gördüğüm Afyon net bir tavırdır. Hiç tereddütsüz Mehmet Zeybek alır. Mehmet Zeybek alır. Oran olarak ne dersiniz? Evet. Yani %50 52 belki 55. Yani 50 55. En az 50. 55 olarak çıkarmıyoruz. Azem olarak 55 de yeterli diyorsunuz. Bütün 17 ilçeyi tek tek unuttuğumuz olabilir. Onun artık da dinleyicilerin kusura bakmasın. En başarılı sonuç sizin için 17'de 17'dir mutlaka da. Ya bu da bizi yeterlidir diyebileceğiniz kaç ilçeye de belediyeyi kazanırsınız? Bizim şu anda 9 ilçemiz var. Evet. 12'yi geçtiğimizde bence iyi başarıdır. Ama 12-15 arası olur inşallah diye düşünüyorum. Yani yani asgari 12, azami 15. 16 da olabilir, 15 de. Evet. Gelelim İl Genel Meclisi'ne. 51 kişilik İl Genel Meclisi var. Kaç tane AK Partili İl Genel Meclisi vardı? Üyesi çıkar. 40-42. Evet. Çok güzel bir program oldu. Estağfurullah. Ben sizin son değerlendirme, son sözlerinizi alalım. Hakikaten iddialı da bir milletvekilisiniz. Her seçim dönemi biz böyle konuşuyoruz. Ondan sonra oturup... Yarım puanı, siz bana geçen yarım puanı sordunuz. Evet. 73'te 69.5 almışsınız. Yani yarım puan hata etmişiz. Ama 5 milletvekilini 3'ünü sormuştuk. Doğru. Bak İsmail Bey, sizinki de doğru, benimki de doğru. Evet. Değerli Mehmet Taytak Bey 375 oyla seçildi. Doğru. Bak Bolvadin'in aklı orada. Yine Bolvadin siyasetiyle yaptı. Bolvadin dedi ki Mehmet Taytak Bey gitsin. Aynen. Bu taraftan da İYİ Parti'nin milletvekili 5000 eksik oyla gitti. Hayır, bir başka bir şey daha söyleyeyim. İttifakla bunu gitti ya. Bunu sizinle daha önceden de paylaştık. İYİ Parti milletvekili de CHP'nin çok fazla oyuyla gitti. Oyuna gitti. 5-6 bin oyu vardı. Evet, yani CHP. İttifak olmasa biz yine 5 bin. Ama biz bunu görmüştük. Onun için ben 3 yani demiştim. Anladım ama bak, ittifak ve 375 oy. 375 oy. Yani biz İsmail Bey şunu görüyorsunuz artık ya. İnsanların 14 seçime girdik. 13-14. Size nasıl baktığından %80-90 oy verip vermeyeceğinizi görebiliyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ve buradan bir noktaya gidiyoruz. Ha, orada artık milimlerle hatanız 3 milletvekili olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. 15 belediye de olabilir, 11 belediye de olabilir, 12 de olabilir. Allah korusun, işte 3 oyla 5 oyla koskoca Sinop 1 oyla kaybettik. Yalova hatırlayın geçen seçimde 2 oyla kaybettiriyor il belediye başkanlığı. Bazen şimdi bunu kaybetmiş oluyorsun ama özünde tam da kaybetme değil. Ama sonuç bir oyla oluşuyorsa sandıktan çıkar, iradeye de saygı duymak. Hepimiz saygı duymak zorundayız. Demokrasi. Bir de şöyle bir şey var yani siz de aslında şanslı bir milletvekilisiniz. Yani şu anlamda söylüyorum. Ya 5 yılda 7 sefer seçim oldu. Biz gazeteci olarak bizler de çok yoruluyoruz. Yani seçim. Şanslı seçim. Yani ben hep espri yapıyorum. Diyorum ki ben 5 defa AK Parti'den milletvekili olarak. İşte 5 defa. 5 defa da diyorum 3,5 yıl milletvekili yaptım. Abilerimizden birisi 5 kere aday oldu, 20 yıl milletvekili yaptı. İşte ben doğru söylüyorum. Şanssız dediğim bu. Şanssız dedim. Tamam, şanssız dedim. Yok. Şanssız. Benim şansım şu ama. Elhamdülillah ben Afyon'u çok iyi tanıdım. Yani bütün köy, kasaba, insanlar, sorunlar. Bizim de zenginliğimiz bu oldu. Memleketin sorunlarını, çözümlerini, potansiyellerini tanımak oldu. Evet, ben sizden son mesajı alalım. Ondan sonra dinleyenlerimize veda edelim. Buyurun. Son mesajımız Afyonkarahisar'da değerli aziz hemşehrilerimiz, AK Parti'nin kurulduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbini, gönlünü, her şeyini yönlendirdiği Afyonkarahisar'da büyük hizmetler yaptık. Ve bu büyük hizmetleri önümüzdeki 5 yılda çok daha büyükleri yapılacak. Neden? Bakın az önce yine konuştuk İsmail Bey'le. 17 yılda 13-14 seçim yaptık. Şimdi
4,5 yılda hiçbir seçim yok. Hep kalkınmaya, refaha odaklanacağız. Daha fazla yatırıma, daha fazla istihdama odaklanacağız. Milli gelirimizi artırmaya odaklanacağız. Afyonkarahisar'da çizgisinde hiçbir kırıklık olmamış. Hedefine dosdoğru yürüyen, gayret eden, projeleriyle konuşan, içi dışı bir, hiçbir şaibeli işte adı anılmamış, milletin tek kuruşuna tamah etmeyecek, yetimin hakkına tamah etmeyecek, bununla ilgili zerre kadar bir sıkıntısı olmayan, gayreti çalışmanın dışında, memleket hizmetmenin dışında bir gayret olmayan bir Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayımız Mehmet Zeybek abimiz, arkadaşımız var. İnşallah onun öncülüğünde bütün ilçelerimizdeki 17 belediye başkan adayımız, 41 beldedeki belediye başkan adaylarımız da, il genel meclisi başkan ve üyelerimizle birlikte Afyonkarahisar'da çok güzel, bereketli bir sonuç alalım istiyorum. Bu sonucun akabinde de hızlı bir şekilde çalışmaya girişelim ve önümüzdeki 5 yılda vaatlerimizin tamamını gerçekleştirelim. Göreceksiniz Afyonkarahisar, 2 Afyonkarahisar daha olacak. Üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, potansiyelleriyle. Bu vesileyle şimdiden de seçimlerimiz hayırlı mübarek olsun. Allah ağız tadımızı bozmasın, birliğimizi daim etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı günler diliyorum. Evet Sayın Özkaya, ben de bu programımızda zaman ayırdınız. Düşüncelerinizi, projelerinizi bizimle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 99.9 Gün FM'de Gündem Özel programında Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Avukat Ali Özkaya konuğumuz oldu. Derler ya, önce Türkiye siyasetinden başladık, daha sonra FETÖ'ydü ve Afyon yerel seçimleriyle devam ettik. Çok iddialı açıklamalar oldu. Bunları da biz bir kenara not ettik. Seçim sonrası inşallah fırsat bulduğumuzda Ali Bey'le yine oturur bir değerlendirme yaparız. Hepinize mutlu ve aydınlık.